The creative power working through the mind of man has produced the modern world. We have learned how to release vast sources of energy. İlk defa mı geldin sen Azerbaycan'a Cem abi? İlk defa evet. Tez tez gel. Tez tez gel abi. Çüş. Separating grassroots from astroturf. As half trolls they tried to pass off as facts emerge. Buranın mantısı. Bunun adı neydi? Kingar. Kingar. Do it yourself mantı. Açık mantı. Ha aynen. Kendim. Çok güzel. I'll flex to hypnotize. I eat my daily tripe with bare hands. It's undignified. The Montronic cloven tongue of mammoths like nails on a chalkboard inside the stomach of a white whale. Eyes popping out the sockets, watching profits line pockets, and the price of bought and sold souls skyrocket. Walk a road robbed with skulls, not with gold, fraught with signs, roadblocks, and obstacles that defy logic. Life's a package deal. You take the beautiful days with dark nights and dance with Maya in the star. Ben Cem, 25 yaşındayım. Geçen sene Koç Ekonomi bölümünden mezun oldum. Şu an film eleştirileri yaptığım bir YouTube kanalım var. Bu YouTube kanalı. Bakü'deyiz ve Cem'in yarışını izlemeye geldik. Cem Formula 2'de yarışıyor ve Formula 2 yarışları Formula 1 ile hep aynı zamanda oluyor. O yüzden burada Formula 1 de var ve şehir bayağı kalabalık. Bugün yarışı var. Cem'le beraber kahvaltı yaptık. Ben bayağı heyecanlandım. Ne diyeceğimi bilemedim. Evet, biraz sonra 300 km hızla gidecek olması... Aynen. Garip. Yani. Bakü'deki pist şehir pisti olduğu için burada gidecekler. Şu an bir üst geçitten geçiyorum. Yani pist burada tam olarak ve insanlar izlemesin diye ya da bir şey atmasın diye böyle yapmışlar. Formula ile ilgili tüm bildiklerimi söyledim. You take the beautiful days with dark nights and dance with Maya in the starlight. It's all right. We wax and we wane. There's wildflowers. Yarış başladı şu an. Buralar o kadar karışık ki bir türlü F2'nin yapıldığı yere gidemedik. Çekilir mi bizde? Soralım. Cracks in my brain, dry your eyes, revitalize, alive and well, practicing my aim. Ya çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Biz de giremedik, ilk yarışı kaçırdık, oturup izliyoruz yani garajdan. Esas komik olan menajerimiz, Cem Bölükbaşı'nın da menajeri, o yarışın içindeydi ve bizi almak için çıktı ve tekrar giremedi. Adam! Kantar içinde kaldı. Gidiyor. Her şey güzel gidiyor. I had grave of fireflies that felt like Simon Magus from the sky and hit the ground. Cem'in ilk yarışı bitti. Her şey çok iyi gidiyordu. 11. sıraya tam çıkarken önünde bir kaza oldu ve ondan kaçamadı. Üzücü ama yapacak bir şey yok. Yarın da bir yarışı daha var. Arabalarda yarışanlar yarış bitince yok oluyor diye düşünüyordum. Başka bir şey yapmıyorlar diye düşünüyordum. Bugün sabah Cem'le kahvaltı edip Cem'in ekibiyle yarışı izleyip sonra da Cem'in tekrar geri gelmesi bana çok değişik bir tecrübe gibi geldi yani. Halbuki hiç değişik değil. Tamam, okey yani belki formula falan da yani. Bunlar çok normal şeyler bence. Bunlar normal Cem. Nece sen? Yakşam abi sen nece? Ben de yakşam. Biz Azerbaycan YouTuber'ıyız. Öyle mi? Evet. Arkadaşımın kanalına abone olun. Çok... Biz burada çok tanınıyoruz. Ben? Merhaba. Berk'i tanıyan arkadaşımız. Berk'i motosikletiyle kaçırıyor ve Berk video çekecek. Dünya küçük ve iyi insanlarla. Cidden buradaki insanlar aşırı samimi ya. Böyle Avrupa'ya daha yakınsınız ya. Ve daha değiştiniz siz. Biz daha yeni başlıyoruz şey yapmaya. Böyle kalkmaya daha yeni başlıyoruz. Onun için daha eski kafalıyız biz. Onun için daha samimi olabiliyoruz. Kas sığmadı bu arada. Bakü çok güzel bir şehir. Çok fazla geniş alan var, yürüyecek yer var. Bir sürü modern bina var. Sonuçta Azerbaycan petrol zengini bir ülke. Şehrin eski yapısıyla o modern binalar birbiriyle çok çatışmıyor gibi geldi. Güzel yani. Every time he opens his mouth, he says, "Oink." And I could not accept any lie that is so phonetically out of harmony. Biraz önce biri beni tanıdı, fotoğraf çektirdik ve sonra bana dedi ki, eğer tanıdıysan yanımda su var, sana su verebilirim. Bu kadar kibar olmayın arkadaşlar, bu dünya sizi ye. Hayır. Bence bu kadar kibar olmak iyi bir şey yani. Hep diyorlar ya işte, sert davranın. Aynen.
Günaydın. Bugün son gün. Cem'in son yarışına gideceğiz. Yanımda biri var. Dün böyle bir şey olduğunu hatırlamıyorum. Bu arada Cem bizim yan odamızda kalıyor ve ben çok gerginim bu konuyla ilgili. Dün müzik açacaktık odada. Heh. Sonra ben kapadım hemen müziği. Müziği açtın, tamam mı? Sesin yüksek böyle, arkadanın bu şarkı çok iyi falan. Sonra bir dedim dönüp kapattın, ne oldu dedim. Oğlum Cem yan tarafta uyuyor şu an dedim. Oğlum duymaz ki dedim, hayır hayır açmayalım müziği falan yapıyor. Hala açmadım bu arada o şarkıyı. Evet, kapandı sonra. Asla dinleyemedim. Belki bugün Cem'in arabasının içine girebilecekmişiz. Biraz önce onu konuşuyorduk. Ben de girmesem mi dedim. Ya yanlış bir şey yaparsam dedim. O da yapamaz. Kusarsam diyor. Ne yapabilirsin ki? Kusabilirim değil mi en fazla? Garajın içinde olma araba. Ben heyecanlanırım yani. Evet evet, bence en fazla. Üstüne kusarım. Düşsem bir şey olmaz mı araba? Olur, o da iyi olmaz. Bak, ama kusmak, o kadar saçmalık yapmayın. Ama daha... beni gördünüz yani, yürürken falan zorlanıyorum. Sen ben bazen. Sen binme o zaman ya. Ben bineyim ya. Yok. Kaç kilo olmak gerekiyor binmek için? Bugün otelde tartıldım, 65 kiloyum. Ve 1.79'um yani, değişik. 65 kilo musun? Aynen. Sırf kas. Ben kaç kiloyum sence? Sen yok musun 75-80? 76. 83 musun? Ne? Aynen öyle. Senin boyun kaç? 1.95 falan? 85. Bir şey diyeceğim, popodan inanılmaz kilo verdim. Hakkını verdin yemedim. Mi? Cidden, nasıl veriliyor popodan? Sporla. Ha. Ama sporla da alınıyor oraya kilo değil mi? Kas alınıyor. Squat yaparsan büyür. Ama eğer her spordan sonra kardiyo yaparsan sen de popondan kilo verebilirsin. On the eve the apocalypse we got megaton bombs, rocket ships, stop and frisk and deep state operatives. I've been waiting for the plot to twist. I'm an optimist, locked in the grips of an unseen hand with the axe to grind. A vagabond far from home. Father... Bittiği an duş alabiliyor musun? Hayır. Zaten bittiği an su bile içemiyorum tartılmadan önce. Yarış bakıyor 20 dakika daha böyle su, şey, boğazın kuru. Dokun arabaya, rahatça dokunabilirsin şu an. Following the path toward Avalon. When the market thrives and the sharks arrive to tear apart your hide with sharpened knives, you can see a world with a darker side where they harbor lines and the high oligarch resides. We're led toward our demise, narcotized by a phantom menace. Got a house and a car to drive. A new- the driver is here. I'm the driver. If the driver is there. Bilmeyenler için kendini tanıtsana. Ne yapıyorsun? Ben Cem Bölükbaşı. Formula 2 pilotuyum. Öyle şoförüm. Dolaşıyorum. Dünya çapında farklı yerlerde yarışlara gidiyoruz. Sen geldin bir tanesine. Onun dışında işte ne bileyim e-sporcuydum. E-spordan gerçek yarışa geldim. Çok hızlı anlatmak gerekirse buydu yani. İşte bu sene Formula 2'de ilk senem. İlk Türk Formula 2 pilotuyum. Aynen, bizim izleyiciler sadece biz film izliyoruz. Başka hiçbir şey yapmıyoruz aynen. Hayatımızda. Biz de fırtır atıyoruz. Abi hayat siz, böyle. Yani siz en azından farklı dizilere geçiyorsunuz. Bir de pist değişiyor ama hep aynı tur. Bugün son günümüz. Ya ben kusura bakma, tam spordan geldim böyle. Yeni spora ineceğim şimdi. Cidden mi? Valla. Şu an spor arasındasın yani. Aynen, spor arasında. Özür dilerim. İşte. İyi oldu, iyi oldu. Burası güzel baya, baksana manzaralım. Onun dışında bu hafta sonu nasıl geçti? İyiydi ya gayet bence. Tabii şanssızlıklar oldu da. Hani şanssızlığı saymazsan gayet iyi geçti bence. Hani benim kontrol edebileceğim şeyler... kısım iyi geçti. Benim kontrol edemeyeceğim, ona yapabileceğim bir şey yok zaten. Ama sen sana sormak lazım. Sen formülayla daha az alakası olan aynen. Sensin bana göre. Ben çocukken bayağı seviyordum bu arada. Ha. Oyunlarını falan oynuyordum. Nintendo Wii vardı ya, onda ilk direksiyonunu çıkmıştı. Formula mı? Evet. Oha. Formula. O şey vardı ya, böyle bir tutma aleti vardı onun. Hani tenis oynadığın. Aynen aynen. Onu direksiyonun içine sokuyordum. O işte ataları yani bundan. Direksiyonu o yani. O da şöyle çeviriyordum. Bayağı güzeldi bu arada. Full onu oynuyordum ben yani. Ama sana sormak lazım. Nasılmış FPL? Sen bir de güzel hafta sonuna geldin. Bakü güzel. Evet yani, çok güzel. Ya bir kere şehir pisti olması. Pist zaten çok güzeldi. Hani burada izleyemiyorum. Gerçekten yeni favori pistim burası yani. Ha? Bayağı güzel. Oo. Bayağı güzeldi yani. Hem geniş hem de böyle pisti öyle bir ayarlamışlar ki geçişe çok müsait yani. Ve hep kaos. Zaten bizim yarışları gördün. Hani beni de gördün. Çok full kaos ilk yani. İlk günkü yarış çok kötüydü ya. Son tam ya, son turda. Adrenalin ne kadar sonra geçiyor yarışta? Bir saat sonra, bir saat, iki saat daha. Hatta mesela cumartesiden pazara iki yarış arası uyumakta zorlanıyorum. Böyle bir beynin açık kalıyor ya da pazar günkü yarışı düşünüyorsun, cumartesi günkü yarışı düşünüyorsun. Bir de böyle yarıştan önce kafanda bütün buradan gidebilirim, böyle olur, geçen sene böyle olmuş. Eski yarışları izliyorsun, böyle bir sürü senaryo çıkıyor ama. Şurada kazanmış, burada kazanmış, burada kazanırsa buraya gidersin. Ama içimde kaldı. Özellikle pazar günü 20 tur atamadım neredeyse. Eksiğim kaldı aynen. Bile yani, eksiğim kaldı. Bir de sonuçta kaldı. Pistte kalamayınca tecrübeni de
arttırıyorsun değil mi? Aynen. Yani aslında biraz da o var. Böyle her tur sonuçta bir şey öğrendiğin için. Mesela son tur kaza olunca pek bir şey değil tabii ki. Yani talihsizlik ama en azından şanslı kısım iki lastiği de kullanmış oldum. İlk sen pit stop yapmıştın. Aynen. İlk girip sonra herkes pite giriyorken bize geçecektik onları. Sonra işte tam o plan olmadı. Biz pit stop'taydık. Güzel. Ben çok gerildim. Çok stresli. Bir yere düşeceğim, birine çarpacağım, bir şey olacak diye. Ben senin arabanın yanında dururken bile biraz şeydim böyle. Hatırlıyorum. Sana dedim ya dokunamazsın, dokunabilirsin. Aynen. Dokunurken şey yapıyor böyle. Dokunabilir miyim yapıyor. Böyle şey yapıyor. Yanına bile yaklaşmıyor. Yani sanki sosyal mesafe işine girince şey araba ötecek bir yandan, anladın mı? Dokun arabaya. Rahatça dokunabilirsin şu an. Ya eğer mesela kaza olmasaydı son yarış, yarıştan sonra bir otururdunuz içine ya. Bir dahakine artık. Aynen. Kilomuz da uyuyormuş. Onları da konuştuk. Kaç kilosun? Ben 65 kiloyum. Uyuyor ya. Boyumuz benzer zaten. Okay. Sen kaç kilosun? 70 falan. Limitiniz var mı? 75-76'ya kadar çıkabiliyorum. Ama genelde çıkmıyorsunuz. Çünkü biraz altında olmak avantajı yani. Hani her yerde arabana ağırlık koyuyorlar. O yüzden herkesi 75 kilo yapıyorlar gibi düşün. Ama ha öyle hani, mi? Aynen. Herkes aynı. Minimum ağırlıkta. Hani herkesi 75 yapıyor. Sen 77'ysen 2 kilo ağırsın. Çok detay var arkadaşlar. Bilmiyorsanız bu dünya ile ilgili bir şeyler öğrenince şaşırıp direkt içine giriyoruz. Bundan sonra ne var? Bundan sonra ben İngiltere'ye kaçıyorum. Sen sevdin bu işi, bir yarışa daha gelirsin. Ben gelirim abi. Değil mi? Ben güzel iş. Güzel bir dahakine kendini niye kareden atıyorsun? Aynen gelirim. Ben bu sefer çok gerildim. Yani sen ne kadar gerildiğimi anlatamam. İlk yarış olduğu için. Baya gelsene son yarışa. Olur. Ne zaman? Kasım sonu mu ne? Hala o zaman ilgin alakan varsa. Kanalın konsepti değiştirdi. Sen Drive to Survive falan izlemedin mi ya? Sen her dizi izliyorsun. Drive to Survive izlemedin mi? İzlemedim. Ayıp ya. Drive to Survive bayağı iyi. İzlemediyseniz izleyin. Herkes şey diyor yani, formülanın bütün şeyini arttırdı. Abi bilinirdi. Şey 40 milyon yeni izleyici kattı diyen var yani. Bu vlogdan sonra kaç milyon izleyici gelecek göreceksin. Çok teşekkür ederim Cem. Kendine iyi bak. Cidden sen benim de için çok güzeldi. Çok ederim. Özeldi. Sağ ol. Bizi ağırladığın için. Evet, dur şunu kapatayım. Aynen şarjı bitiyor. Bay bay. Bay bay.